2009 model Mercedes C180 W204 kasa. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarında dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Aracın ilgili kısımda bulunan kapaklı bir alan var. Bu alanı çıkarıyoruz. Bu hatları dolduran özel bir çerçeveyle montajı gerçekleştiriyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu, aracın ana ünitesinin alt konnektör konnektöre bir T diye bir adlandırılan bir yapı üzerinden alttaki ana ünitenin soket yapısını yukarıya uzatıyoruz. Kesinlikle kesme biçme yok. Bu kullandığımız konnektör yapısı üzerindeki CAN bus üzerinden direksiyon kontrollerini çalıştırıyoruz. Aracın gelif testinde trajektör desteği var. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Yine video içerisinde göstereceğimiz aracın kendi orijinal joystick yapısını da yeni cihazın üzerinde çalışmasını sağlamış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2009 model Mercedes C180 W204 kasa. Aracımıza 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal joystick'i çalıştırdık. Böylelikle montajı tamamlamış olduk. Sırasıyla ilk önce aracın sistemi nasıl çalışıyor ondan bahsedelim. Direksiyon kontrolleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Onu da şöyle yapalım. Spotify'dan bir müzik açarak yapalım. Ses açma, ses kısma. Çağrı geldiği zaman telefon açma, kapama tuşları da sorunsuz bir şekilde çalışacak. Sessiz alma tuşu da çalışıyor. Yine direksiyondaki bas konuş. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda rüzgar var ve sıcaklık 24 derece. Gibi direksiyon simidi üzerindeki altı fonksiyonlu tuşun altısını da cihaz üzerinde çalıştırmış olduk. Yine bu aracın kullanımıyla ilgili bir detay. Aracın orijinal radyo aktif durumda. Şöyle gösterelim. Yeni taktığımız ana ünite üzerinden AUX modunu aldığımız zaman şu anda ana ünitenin orijinal radyosunu görüyoruz. Orijinal radyo da yine aracın orijinal kadronunda çalışıyor. Bunu da ilgili var olan kendi tuş kombinasyonu üzerinden de radyo değişimlerini de sağlayabiliyoruz. Bu şekilde çalışmış oluyor. Bizim ana ekrana geri dönelim. Spotify'dan yine bir müzik açarak joystick yapısında çalışma prensiplerini gösterelim. İlgili joystick yapısında sağ ve sol hareketlerle şarkı geçişlerini sağlatabiliyoruz. Geri return tuşu sesi kısıyor. Tekrar basarsak sesi açacak. Şarkı atlatıyor. C tuşunu da şöyle gösterelim. Ana ekrana dönmüş olalım. Şöyle bir senaryoda. C tuşunu da CarPlay modu olarak atadık. Ana ünitedeyiz. Radyo dinliyoruz. C tuşuna bastığım zaman CarPlay otomatik geçmiş oluyor. Spotify'ı açtık. Müzik dinliyoruz. Şarkı atlatıyor, geri geliyor, sessiz alıyor. Böylelikle sorunsuz bir çalışma gerçekleşmiş oldu. Cihazımızın özelliklerini anlatmadan önce tekrar cihazın araçla entegrasyonuyla ilgili detaylı bilgiyi tekrar bir toparlamak gerekiyor. Direksiyon simidinin üzerindeki sağ taraftaki 6 fonksiyonlu tuşun 6'sı da bizim cihazımızı kontrol ediyor. Direksiyon simidinin sol tarafındaki ileri geri tuşları hem menüsünü kontrol ediyor, hem de bizim cihazımızın üzerinden AUX'a dokunduğumuz zaman, şöyle gelelim, ses gelmeye devam şöyle, aracın kendi radyosunu kontrol etmiş oluyoruz. Buradan da aracın kendi radyo sistemini kullanıcı kullanmış oluyor. Joystick yapısı üzerinden, şöyle Spotify'a geçelim. Joystick yapısı üzerinden de şarkı atlatmalar, sessiz almalar ya da CarPlay'in kendi sistemine geçmesi gibi işlemleri kullanmış oluyoruz. Bu detaylı bilgiden sonra cihazımız araca neler kazandırdı? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz olarak çalışıyor.
Keza aynı şekilde Android Auto'da kablosuz çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma, yani screen mirrorlik kısmını da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştiriyor. Radyo kısmı bu aracın orijinalinde de radyo kullanılabiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi dileyen kullanıcılar için bizim radyo yapısını da, cihazın üzerindeki radyo yapısını da kullanabilir. Onda da bir öneri yapıp bir test yapalım. Bu şekilde kullanmış olacak ve dinlediğimiz istasyonları şöyle Pulse Station geçiyor. Pulse Station olarak kayıt altına alabiliyoruz. 18 adet istasyon kayıt altına alınmış oluyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Ve mikrofon kazanç ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. İlgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldıktan sonra, artık Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamalar Play Store hesabı üzerinden kurup kullanılabilir. Ve günlük hayatta en çok kullandığımız Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Gece ve gündüz modları, yani far duyarlılığı da sistemde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Apple CarPlay üzerinden Apple'ın kendi haritası, Google Maps ya da Yandex kullanılabilir. Yandex'te şöyle bir detay var. Ülkemizde bu Yandex'i kullanabilmek için CarPlay ve Android Auto'da Yandex Plus üyesi olunması gerekiyor. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açılabilir. Torpido içerisine USB konnektörlerini çektik. Cihazımızın 2 adet USB konnektörü var. İlgili kısımdan müziklerimizi seçip açılabilir. Ya da ilgili ikona dokunarak da yine videolar da açılabilir. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 2000x1200 2K çözünürlükte IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatının fazlasını da sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var. İlgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube ya da birçok içeriğe de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Aracımızı çalıştırarak geri görüş kamerasını gösterelim. Araç çalıştı. Geri vitesi alındığımız zaman geri vites kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Konumlandırma kısmını da video içerisinde paylaşacağız. Trajektör desteği yine kullandığımız CanBus'un bize sağladığı bir avantaj. Tekerleğin hareketlerine göre trajektör desteği geliyor. Ve ilgili satır referans çizgilerimizi de aracın genişliğine göre ya da otopark çizgilerine göre ayarlayıp bu şekilde sabit kalmasını da sağlayabiliyoruz. Boşa da ileri vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TSO'nun platformu bu işin en stabili. Cortex'in 8 çekirdekli A75 ve A55 işlemcilerini kullanıyor. 2 GHz hızında. RAM 8 GB, 128 GB dahil hafızası var. Ürünümüz 1200'e 2000 2K çözünürlüğüne sahip. Aynı zamanda standart pazardaki 9 inç ya da 10 inç cihazlara göre ekran boyutumuzda 9 inçin bir üstü 9.33 olarak nitelendiriliyor. Bu şekilde teknik detayları da. Aracımız 2009 model W204 kasa. İlgili kısımda ceplik bulunan araçlar, hem standart ceplik ya da ekranlı ceplik olan bütün araçlara bu cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş oluyoruz.